Şimdi Gürkan Bey'in sorusu ilginç geldi. Biz onu seçtik. DASK sigorta poliçesi yapılırken konutun metrekaresi nasıl belirlenir diyor. Eksik metrekare bildirilmişse hasar anında bir sorun teşkil eder mi? Riskli bina ilan edilen binadaki konutun DASK poliçesi iptal edilebilir mi? Şimdi biz şunu biliyoruz, sizlerle konuşmalarımızda da, yani gazetecilikten de şöyle biliyoruz ki geliyor da sorular. Ya işte hani biz elektrik, su için bizde istediler DASK'ı, şuradan gittik bir yerden, hemen sağdaki köşeden, evet, bir acilerden, yani başka bir yerden yaptırdık. Aman ucuz olsun, 3 kuruş vereyim de yeter ki şu elektrik suyun bağlansın. Böyle çok poliçe olduğunu ben biliyorum. Evet, cevap sizde. Valla ben bu tür soruları her seferinde cevaplamaktan çok mutlu oluyorum. Gerçekten bizim de özellikle konusu yoksa bile açmak istediğimiz bir konu. Gerçekten teşekkür ederim izleyicimize. Bu neden önemli biliyor musunuz? Hakikaten dediniz ya, ucuz olsun da şunu halledelim. Bu hiç öyle olmasın, en pahalısı neyse oradan olsun. O pahalısı da zaten bildiğiniz gibi, tabii, hiçbir yerde değişmiyor. Acentelerinize gittiğinizde de aynı fiyat alıyorsunuz, diğerlerinde de aynı fiyat alıyorsunuz. Ve çok da kolay bir poliçe bizim poliçemiz. Gittiğinizde en yakın acentenizden, banka şubenizden bunu yaptırabiliyorsunuz. Sadece orada ve sadece sorumluluğunuz, vereceğiniz bilgilerin doğruluğu. Biz orada vatandaşın beyanını esas alıyoruz. Ya bu da çok önemli. Yani bana 3 tane 5 tane belge getir falan değil. Senin metrajın bu, adresin bu, yerin bu söylüyorsunuz. Biz bu poliçeyi sizin adınıza kesiyoruz. Orada metraj neden çok önemli biliyor musunuz Noyan Bey? Hasar ödeme anında sizin vermiş olduğunuz metrajla ödenecek hasarın metrajı farklı olduğunda sizin aslında küçükten azdan yaptırmış olduğunuz metraj üzerinden bir ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla sizin 100 metrelik daireniz ucuz olsun diye 50 metre gösterildiyse 150 bin lira alacağınız tazminat 75 bin liraya düşüyor. Yani oradaki kazancınız demin siz söylediğiniz 120-130 lira üzerinden baktığınızda 50 lira 60 lira bir para kazanabilirsiniz ki o da şey değil, İstanbul gibi bir yerde. Bu diğer deprem riskinin düşük olduğu yerlerde 20 liralar 10 liralara düşen bir rakam. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle bunun bir sigorta olarak kabul edilmesi, sadece elektrik suda bir beyan edilecek belge olarak addedilmemesi çok önemli ve metraj bilgisi çok önemli. Bir de yine benim hafızam yanıltmıyorsa Elazığ depreminde bu sorunu yaşadınız. Çok felaketti yani orada gerçekten. Hep öyle yapılmış. Ya çok o kadar üzülüyoruz. Sizden o kadar talep ettiler ama. Tabii canım, tabii. Siz ödemediniz. Ödeyemiyoruz biz. Neden ödeyemiyoruz? O 50 metrelik diyorum yer 40 metre yapılmış. Onun mecburen hani kuralı var, kaidesi var bunun. Şu vesileyle bunu söyleyeyim. DASK gerçekten ve gerçekten tamamıyla sigorta teknik şartlarıyla hareket eden, kuralları, kaideleri hep sınırla çizilmiş, belli olan bir kurum. Yani dolayısıyla bu bir yardım ya da herhangi bir devlet desteği değil. O kesinlikle unutulmasın, tamamıyla teknik olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla oradaki verilen bilgiler son derece önemli.